Akdeniz'in haberi sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün Antalya Alanya Dereköyü mahallesinde bulunan Ceren Piknik'teyiz. Birazdan işletme sahibi olan Ünal Bey ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Ünal Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben işte bu Ceren Piknik'in sahibiyim. Burayı işletiyoruz. Annem, babam, çocuklar, aile yeri. Alanya'dan 30 kilometre. Burası Alanya Dere Türbelines Köyü diye geçiyor. Alanya Dere Türbelines Köyü. İşte 5-6 çeşit yemek çeşidimiz var. Canlı alabalık var. Alabalık çiftliğimiz var. Gelen tatilciler Alanya'nın sıcağından kaçıp akşamları gelip burada yatabiliyorlar. Ücret almıyoruz. Böyle burayı işletiyoruz. Ayakta tutmaya çalışıyoruz. Böyle bir iş yerimiz var. Buraya gelip hem yemeklerini yiyebiliyorlar hem konaklayabiliyorlar. Bu imkanları da sağlıyorsunuz sizler. Evet. Zaten yanınızda tam bir şelale de var. Burada alabalık tesisiniz de var. Tabii ki, ama burası lüks bir mekan değil. Aynı gördüğünüz gibi bu çardaklarda yatabiliyorlar, bu sedirlerde falan. 5 yıldızlı bir otel değil. Otel işletmeciliği yapmıyoruz. Sonuçta evet, bir piknik yeri ve burada kalmak isteyenleri de ağlayabiliyoruz. Ama Alanya'nın sıcağından buraya kaçıyorlar yani genelde. 800 metre yüksek Alanya'dan ve 30 kilometre uzaklıkta. Akşamları gayet serin oluyor. Hiç sinek yok. Börtü böcek zaten yok. Bunlar olumlu şeyler zaten. Sıcaktan kaçan insanlar için ve sinekten evet, kaçan insanlar için çok olumlu bir şey. Burası bir aile işletmesi aynı zamanda Ünal Bey. Evet. Annem, babam, eşim, çocuklar hep birlikte çalıştırıyoruz. İşte köyden öğrenci kızlar yardıma geliyor. Öyle. Peki izleyicilerimiz burayı neden tercih etmeliler? Burayı sakin, sessiz, tam kafa dinleyecek bir yer. İçkisini, alkolünü kendisi getirebiliyor müşteri. Biz hizmet veriyoruz. Yani buraya gelen kendi işletmesine gelir gibi gelebiliyor. Öyle bir yer burası. Peki alkol satışı var mı? Tabii var. İçki ruhsatımız var. Alkol satışı var ama alkolü alıp satamıyoruz. Çünkü müşteriyle kendisi getiriyor. Genelde biz müşteriye bırakıyoruz. Kendisi, ama şaraptır, biradır falan var da rakısın, şunu bunu, bazı şeyleri kendileri getiriyor. Yemeğini hazırlıyorsunuz o zaman. Evet, evet. İzleyicilerimiz peki buraya gelmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? İşte telefon numaramız var. Arıyorlar yolda, yol kenarlarında, hem virajlarda, şurada burada tabelalarımız var. Onu takip edip geliyorlar. Konum atlıyorlar. Konum atıyoruz. Zaten biliyorlar, 85 yılından beri faaliz. Evet, babanızın işletmesiydi. Sizler artık onun yaptığı evet, bu işletmeye devam ettiriyorsunuz. Evet. Peki şimdi buraya aileler geldiğinde çocuklar için çok güzel bir ortam da var aslında. Tabii çocuklar oynuyorlar, geziyorlar köyde aileler. Çocuklar işte yüzüyor. Böyle tehlikeli bir yer yok, düşüp uçacak bir yer yok. Evet, şelalemize zaten çok sığ. Yani suyumuzun yarısı bu. Daha su fazla da yukarıdan sulamaya gidiyor. Peki başarınızın sırrı nedir? Vallahi başarılı olduğumuzu zannetmiyoruz. Başarılı olabilmek için mücadele ediyoruz. Böylesi bir memlekette, böylesi bir ortamda, böyle bir zamanda başarılı olmak mümkün değil. Türkiye'de sektörünüz ne durumda şu an? Sektörümüz bitmek üzere gibi bir şey. Yani çünkü kaliteli hizmet veriyorsun ama kaliteli müşteri yok. Şöyle bir durum var. Şu an zaten pandemi sürecindeyiz. Ek olarak da yangınlar da çıktı. Buna rağmen ama sizler açıksınız. Burada hizmet vermeye de devam ediyorsunuz. Tabii. Genelde biz sezonluk. Eskiden yaz kış açıyorduk da. Kasım'ın 20'sinde kapatıyoruz. Mart'ta açıyoruz. O zaman sezonluk oluyor burası yani, çalışma olarak da. Önceleri 6-7 yıl önce yaz kış açıyorduk. O kışında müşterilerimiz geliyordu. O kış gruplarımız da vardı. Şimdi yazın yok ki kışın grup olsa. Aslında sadece Türkiye'deki insanlara değil, yurt dışından gelen insanlara da hizmet veriyorsunuz burada. Tabii tabii. İlk biz burayı cip safari ve köy turlarına yönelik açmıştık. Sonra onlar olmayınca, yani o sektör kötüye gidince, herkese bakıyoruz yani, gelen yerli, yabancı hiç fark etmiyor. Evet. Buradan peki son olarak buraya gelen müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi buraya gelirlerse çok rahat ederler burada. Çok güzel bir yer. Çok serin. Temizlik. Çok temiz tutmaya çalışıyoruz. Su 80 metre yukarıdan çıkıyor. İçme suyu. İstedik, hem yüzerip hem suyu içebilirlerdi. İçme suyu yani. Çok kaliteli bir su. 12 derece. Buz gibi su. Tertemiz. O zaman buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz.
Vallahi gelip görmelerini isteriz. Değerli izleyicilerimiz, sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Ceren Pikniğe teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.